Merhaba sevgili boğalar. 1 7 Aralık haftasına hoş geldiniz. Bu hafta yeni ay haftasındayız. Yay burcunda 3 Aralık'ta 11 derece Yay burcunda yeni ay doğacak. Sevgili boğalar bu yeni ay 8. evinizde doğacak. 8. ev konularıyla ilgili yeni gelişmeler, yeni başlangıçlar içerisinde olabilirsiniz. Ee, yeni ayın Uranüs ile de etkileşimde olması, üçgen açı içerisinde olması ateş elementini yoğunlaştırıyor gökyüzünde. Dolayısıyla hızlı e, enerjiler altında e, hızlı ve ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle 8. ev konuları e, ortaklaşa işler, ortak girişimlerden gelebilecek e, yatırımlar, gelirler, e, banka, kredi işlemleri, sigorta, vergi, miras, vaka gibi konularda bazı yeni başlangıçlar içerisinde olabileceğinizi gösteriyor. Bazı sürpriz gelişmeler ani beklemediğiniz kavramlarla karşılaşabilirsiniz. Şu ana kadar bilmediğiniz sizden gizlenmiş olan bazı konuları da öğrenebilirsiniz bu yeni ayda. Dolayısıyla şaşırtıcı etkiler içerisinde de olabileceğinizi söyleyebiliriz. 5 Aralık'ta iletişim gezegenimiz Merkür ee, uzunca bir süredir seyrettiği Akrep burcundan ayrılarak Yay burcuna geçiş yapacak. Merkürün Yay burcuna geçmesiyle birlikte e, yeni ayın enerjileri daha hızlı olarak gündeme gelecektir. E, haberleşmeler artabilir, daha fazla e, iletişim içerisinde olabilirsiniz. Özellikle parayla ilgili konularda e, hayatınızdaki iletişim trafiği artış gösterebilir. Bunun yanı sıra 8. ev konuları e, var olan herhangi bir probleminiz, sağlık probleminizle ilgili e, tedavi imkanlarının da ortaya çıkarabilir. Belki ufak bir operasyon, bir ameliyat e, söz konusu olabilir. E, bu da aniden ortaya çıkabilecek e, bir durum olabilir. Daha önceden planlamadığınız bir gelişme olabilir. E, Jüpiter'in pozisyonu sizi destekliyor. Yakın çevrenizden gerekli destekleri alabileceğiniz gibi e, iş ve ortaklıklar alanında da girişimleriniz devam edebilir sevgili boğalar. Hafta sonunda 7 Aralık'ta Balık burcundaki Neptün ile Yay burcundaki Merkür arasında kare bir görünüm var. Bu özellikle İletişim iletişim sorunlarına e, yol açabilen e, dalgınlık, karışıklık e, nedeniyle e, unutkanlık nedeniyle e, günlük hayatınızı etkileyebilecek e, ufak tefek problemlere neden olabilecek bir durum. Sizin de sosyal hayatınız, iş hayatınız, e, günlük işlerinizde, e, arkadaşlarınız olan ilişkilerde, iletişimlerinizde e, bazı karışıklıklar olabilir. Özellikle finans alanında e, banka işlemleriniz olabilir. E, alacak, verecek, e, fatura ödeme gibi işlemleriniz olabilir. Bu alanlarda olabilecek karışıklıklara karşı daha dikkatli olmanız gerekiyor. Venüsün Oğlak burcundaki seyri devam ediyor. Venüsün Oğlak burcundaki seyri size olumlu enerjisini gönderiyor. Özellikle bu sıralarda medya, yayıncılık, seyahatler eğitim, yüksek öğrenim, yurt dışı ile ilgili konularda e, Venüs'ün şanslı enerjisinin desteğini hissetmeye devam edebilirsiniz. Sevgili boğalar haftanın değerlendirmelerini, günlük değerlendirmelerini daha detaylı olarak e, günlük burç yorumlarımızı izleyerek de takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.